Merhaba arkadaşlar, ben Bünyamin Karakaş. CV'deki kullanıcı adım Hanyanlı. Sizlerle beraber XHTML ve HTML5 derslerini işleyeceğiz, Allah nasip ederse. Dilimden döndüğünce anlatmaya çalışacağım. İnşallah bu konuda Rabbim beni utandırmaz. Anlatabilirim, sizlere bir şey katabilirim. Hemen konumuza başlayalım arkadaşlar. XHTML, HTML ve HTML ve XML'in birleşiminden oluşur. XML, XML, XML ve eşittir XHTML. Evet arkadaşlar. Şekilde gördüğünüz gibi XML artı HTML eşittir XHTML şeklinde bir çıktı veriyor bize. XML nedir? XML işaretleme dilidir arkadaşlar. Ve sert bir hiyerarşik sistemi vardır. HTML'nin sert bir hiyerarşik sistemi yoktur. Ama günümüz tasarımlarında hiyerarşik ve düzenli kod yazmak zaruri bir hale gelmiştir. Bu yüzden XML ve HTML'lerin birleşmesiyle böyle bir kod yazımı ortaya çıkmıştır. Bu farklılıklar nasıldır? Mesela size örnek olarak bazı taglardaki değişimleri göstereyim. Normal HTML'de BR tagı, yani bir alt satıra geçmek için BR tagı kullanılıyordu ve sadece BR yazdığınız zaman geçiyordunuz. Ama XML'de HTML ve XML birleştikten sonra, XHTML olduktan sonra bu BR tagı bu şekilde yazılmaya başladı. BR tagını kapatıyorsunuz. Image tagı da aynı şekilde. Mesela IMG yazıyordunuz. Image, ne diyelim mesela, SRC. Şuna diyez koyalım. Yazdınız. Normalde bu şekilde kapatıyordunuz. Ama XML'den, XHTML'den sonra kodunuzu kapatmak zorundasınız. Kod yazım şekli buna dönmüştür. Hepsinde böyle mi yapıyorsunuz? Hayır, bütün kodda böyle yazmıyorsunuz. Bu dersten önce Dreamweaver dersi gördünüz arkadaşlar. Size daha aşina gelecektir. O yüzden pek sıkıntı çekmeyeceksiniz. HTML'yi zaten öğrenmek zorunda da değilsiniz. XHTML, HTML aynı şey. Yani öğrenmek zorunda değilsiniz derken arkadaşlar, yanlış bir şey söylüyorsam affola. Zaten HTML göreceğiniz ama biraz değişmiş şeklinde göreceksiniz. Ne diyeyim size? Mesela BR'yi bu şekilde gördünüz. Bilin ki bunun XHTML yazım stilidir ve burayı sildiğiniz zaman HTML yazım stilidir. Şu an aklıma başka bir kod gelmiyor. Nasıl yazabilirim, size nasıl örnekleyebilirim diye. XHTML'de bütün kodlar küçük harfle yazılmak zorundadır. Ve XHTML'de yine kod içindeki taglar, etiketler tırnak içinde yazılmak zorundadır. Mesela nedir? Ahref. XHTML ile yazılı bir link. Diyelim kodumuzu kapatalım. Bir de HTML ile yazalım. Hayraf eşittir diyez kapat. Bu HTML ile yazılı bir link diyelim ve kodumuzu kapatalım. Şuraya da bir de BR atalım, karışmasınlar. Şeklindeki gibi arkadaşlar. Çalıştırdığınız zaman iki linkiniz de çalışır vaziyettedir. Bu yönden bir sıkıntı yoktur. Ama bu karmaşaya neden olabilir. O yüzden tırnak içinde yazmak en güzeldir. Tırnak içinde yazmaya alışın arkadaşlar. İlerideki dinamik kodlamaya geçtiğiniz zaman çok işinize yarayacak.
Ve Dreamweaver gibi programlarda da renklendirme olduğu için gözünüze yorulmaz. Yanlış yapma riskiniz, kodlarda yanlış yazma riskiniz XML'e de minimum dereceye düşüyor arkadaşlar. Bunun garantisini verebilirim size. Şekildeki kod satırları görmüş olduğunuz şablon XML yazım şeklidir. Ne demektir XML yazım şekli? Normal HTML'de HTML diye başlar. Heat, body, HTML diye devam eder. Ama burada görmüş olduğunuz gibi bir DocuType şeklini belirliyor. İşte V3, VW3, C standartlarında yazıldığını, hangi dilde yazıldığını, neye dönüştürüldüğünü, MetaTag'da hangi charset'in kullanıldığı vesaire. Bunların hepsi belirtili bir şekilde geliyor. Bu yazım stili XHTML yazım stilidir. Bir sonraki derste konuları giriş yapmış olacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş taglara gireceğiz. Bu hem tanışma vesilesi olsun hem de ilk videomuz olsun. Ben de heyecanımı atmış olayım. Sizle de bu şekilde tanışmış olayım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi dersler. Merhaba arkadaşlar, ben Bünyamin Karakaş. CV'deki kullanıcı adım Hanyanlı. Sizlerle beraber XHTML ve HTML5 derslerini işleyeceğiz. Allah nasip ederse. Dilimden döndüğünce anlatmaya çalışacağım. İnşallah bu konuda Rabbim beni utandırmaz. Anlatabilirim. Sizlere bir şey katabilirim. Hemen konumuza başlayalım arkadaşlar. XHTML, HTML ve HTML ve XML'in birleşiminden oluşur. XML, XML, XML ve eşittir XHTML. Evet arkadaşlar. Şekilde gördüğünüz gibi XML artı HTML eşittir XHTML şeklinde bir çıktı veriyor bize. XML nedir? XML işaretleme dilidir arkadaşlar.